Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün 4 Nisan 2024 Ramazan ayının 25. günü. Bugünkü sohbetimizde vasat, ümmet ve şehadet kavramları üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Bu kavramlardan özellikle şehadet kavramı çokça anlam kaymasına uğramış kavramlardan, önemli kavramlarımızdan bir tanesi değerli dostlar. Şehadet kavramı daha çok bizim anlayışımızda, mevcut anlayışta, geleneksel anlayışta ölümle irtibatlandırılmış. İşte Allah yolunda öldürülenler şehitler olarak adlandırılmış. Ve bu şekilde biliyoruz. Bir problem gözükmüyor. Ama Kur'an değerli kardeşlerim şehadet kavramını, şehitlik, şüheda kavramını daha çok diriler için ve dirilerin örnek ve model hal ve hareketleri anlamında kullanıyor. Nereden çıkarıyoruz bunu? İşte birlikte isterseniz değerlendirelim. Bakara suresinin 143. ayetini bu çerçevede birlikte bir okuyalım, değerlendirelim sizlerle birlikte ve payımıza düşeni bu ayetlerden almaya çalışalım. Şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu, Bakara suresi 143. ayeti kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Ne demek? Dengeli, model bir ümmet kıldık. Aşırılıklardan uzak demek, vasat ümmet demek, aşırılıklardan uzak. Ne ifrata düşmüş, ne de tefrite düşmüş. Yani bir konuda bir şeyi aşırıcı, yüceltmeci anlayış ifratı temsil eder. Neme lazımcılık, umursamazlık da ifratı temsil eder. Neden Allah Celle Celaluhu bizi vasat ümmet olarak tarif ediyor? Çünkü bizden önceki iki ümmet olan Hristiyanlar ve Yahudiler vasat ümmet olamamışlar. İfrata ve tefrite düşmüşler. Nasıl? Mesela Hristiyanlar Allah'a yakın olmak için dünyadan el etek çekmişler, ruhbanlığı uydurmuşlar. Kendilerini mescitlere kapatmışlar. Sürekli ibadetlerle meşgul olmuşlar. Dünyadan el etek çekmişler. Bu dini anlamda bir ifratı temsil ediyor. Yahudilerse dünyevileşmişler. Dünya malına, dünyaya çok değer vermişler. Taparcasına hareket etmişler. Ve dinden, diyanetten, sevgiden, imandan uzaklaşmışlar. Dini değerleri dünyevi çıkarlarının aleti haline getirmişler. Yani Hristiyanlar ifrata düşmüş, Yahudiler de tefrite düşmüş. İki aşırı ucu temsil eder olmuşlar. Peygamber Efendimizin temsil ettiği İslam ümmeti ise, Müslümanlarsa Kur'an'ın indirdiği ayetler çerçevesinde ne dünya için ahireti ne ahiret için dünyayı terk etmemiş, ikisini de olması gereken yerde konumlandırmıştır. Bu anlamda bizler vasat ümmet olarak dengeli, aşırılıklardan uzak, orta bir ümmet olma vasfı ile vasıflandırılmışız Allah Celle Celaluhu tarafından. Peki bunun modeli kim? Modeli şu değerli dostlar. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. İnsanlara böylece şahitler olasınız diye. Bakın insanlığa, yani bizler İslam ümmeti olarak tüm insanlığa şahitler, şühedalar, şehitler olmak için Allah Celle Celaluhu bizi vasat ümmet kılmış. Kim gibi? Peki bize kim şehit olacak, model olacak, rehber olacak? وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَه۪يدًا.
Resul size nasıl şehit olduysa, yani model olduysa, örnek olduysa, rehber olduysa, siz de diğer insanlara öylece modeller olacaksınız, örnekler olacaksınız. Buradaki modellik, buradaki örneklik değerli dostlar, şehit ve şüheda kavramıyla ifade ediliyor. Yani Peygamber Efendimizin bizim için ölümü mü şehitliği ifade ediyor, yoksa model hayatı mı, yaşantısı mı şehit olmasını ifade ediyor? Elbette onun iman etmesi, onun ahlakı, onun ibadeti, onun amelleri, onun bir baba olması, onun bir eş olması, onun bir devlet reisi olması, onun bir insan olması, onun bir tüccar, bir dost, bir arkadaş olması, bir komutan olması bizim için modelli ifade ediyor. Dolayısıyla şehitlik kavramı bizim için Kur'an'ın ifadesiyle örnek yaşantıyı, model yaşantıyı ifade ediyor. Bu ayet-i kerime hangi konuda inmiş? Kıblenin değiştirilmesi konusunda inmiş ve devamında buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu: "Ve ma cealna kıbletelleti kunt aleyha illa lin'aleme men yettebi'ur resule mimmen yenqalibu ala aqibey." Seni döndürdüğümüz kıbleyi niçin kıble yaptık? Yani Kabe'yi, Mescid-i Haram'ı senin için niçin kıble yaptık biliyor musun? Senin yoluna uyanla, elçiye tabi olanla arkasına geri geriye döneni birbirinden ayıralım, bunları bilelim diye Allah Celle Celaluhu Kabe'yi Mescid-i Aksa'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a çeviriyor. Dolayısıyla Müslümanlar Medine'de belli bir dönem, Medine dönemine kadar Mekke ve Medine'de Mescid-i Aksa'ya dönerken namazlarda kıblegah olarak Medine'de bu ayetlerden sonra Mescid-i Haram'a dönmemiz, orayı kıble edinmemiz bizlere emredilmiş. Peki neden böyle olmuş? Elçiye uyanla uymayanı birbirinden ayırt edelim diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu. وَاِنْ كَانَتْ لَكَب۪يرَةً اِلَّا عَلَى الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهِ. Allah'ın hidayet ettikleri dışındakilere bu çok ağır geldi. Bu sebeple dininden dönenler oldu. Yani neden Mescid-i Aksa'ya biz önceden dönüyorduk da şimdi Mescid-i Haram'a dönüyoruz diye? Allah'ın takdiri değerli dostlar, bizden önce Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı. Mescid-i Aksa bir tevhid merkeziydi. Allah Celle Celaluhu Yahudilerin ve Hristiyanların oraya dönmesini takdir etmişti. Orayı kıblegah edinmişti insanlar. Ama Peygamber Efendimiz geldikten sonra bir müddet Mescid-i Aksa'ya döndü. Ancak Yahudiler, madem sen hak peygambersin, madem sen son peygambersin, sana Allah'ın vahyi geliyor, neden bizim kıblegahımızı kıblegah ediniyorsun diye Medine'de Peygamber Efendimiz'e sataşıyorlar ve onu bir anlamda alaya alıyorlardı. Peygamber Efendimiz'in içinde böyle bir arzu, bir istek söz konusuydu kıblenin değişimiyle alakalı. Allah Celle Celaluhu hem kendi takdiri hem Peygamberimizin isteği üzerine kıbleyi Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevirdi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ. Peki Mescid-i Aksa'ya dönerek kılınan namazların durumu ne olacak? Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Yani namaz imanla eş değer görülmüş değerli dostlar. Onun için bir mümin iman ettim dedikten sonra kulluğunun gereği, imanının gereği namazını 5 vakit kılmak durumundadır. İnnallâhe binnâsi lera'ûfur rahîm. Allah kullarına karşı çok rauftur, çok rahimdir, çok merhametlidir. Değerli kardeşlerim, bizler vasat ümmet olmak durumundayız. Dengeli olmak durumundayız. Sevgimizde de, nefretimizde de, dostluğumuzda da, düşmanlığımızda da bu dengeyi asla bozmamalıyız.
aşırılıklardan, ifrat ve tefritten uzak durmalıyız. Ve Peygamber Efendimiz bize nasıl model olduysa, bir Müslüman, bir insan olarak nasıl rehberlik etmiş, örneklik etmiş, modellik etmişse biz de diğer insanlara karşı aynı modelliği göstermek yükümlülüğündeyiz, sorumluluğundayız. Bu gerçekten büyük bir sorumluluktur, büyük bir mükellefiyettir. Bu kavramı, bu sorumluluğu Allah Celle Celaluhu şehit, şüheda kavramıyla ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu bu anlamda hepimizi vasat ümmet olanlardan, dengeli olanlardan eylesin, aşırılıklardan uzak eylesin. Peygamber Efendimizin modelliği gibi bizim de diğer insanlara model olmamızı hepimize nasip eylesin diyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı iftarlar, kalınız sağlıcakla diyorum.